Ben şu anki gelirim ortalama 7000-7500. Ama nasıl alıyorum? Günde 12 saat çalışırsam. 12 saat çalışmıyorsunuz yani. 12 saat çalışırsam 7000 lira alıyorum mesaiyle. Mesaiyle 7000 lira alıyorum. Çok düşük ya. Ben çok ben düşük. Markamı gösterebilirim, sorun yok. Doğru. Ha, ben burada yaşamadığım için yani. Aylık olaraktan 50 saat 60 saat mesai yapıyorum ben. Nerede yaşıyorsun abi? Ben Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'da yaşıyorsun. Evet. Yurt dışından burayı nasıl görüyorsun? Hollanda'dan burayı nasıl görüyorsun? Ya şimdi oradan baktığın zaman güzel gözüküyor ama buraya geldiğin zaman, halkı gördüğün zaman burayı kastetmiyorum. Burası turistik bölge. Burayı kastetmiyorum ama kırsal yerlere gittiğin zaman, şehirlere gittiğin zaman sefalet içinde. Hayat pahalı. Ben 2 gündür burada geziyorum. İnan ki ben böyle bir şey görmedim yani. Dostlarınız, akrabalarınız da vardır illa burada. Onlarla konuştuğunuz zaman neler söylüyorum? Hepsini konuşuyorum. Zorluk çekiyorlar. Hepsi zorluk çekiyorlar. Ha, ama yurt dışından geliyorlar. Türkiye çok güzel. Tamam, çok güzel. Ben katılıyorum. Cennet gibi ülkemiz var. Ama yaşam burada resmen bitmiş. Ekonomik olarak burada her şey bitmiş ya. Bitişin sebebini neye bağlıyorsun? Adalet kalmamış. Özgürlük denen bir şey yok. İnsanlar konuşmaya korkuyorlar. Efendime söyleyeyim. Yani daha ne olabilir ki yani? Özgürlük ve adaletten bahsettiniz ama bazı vatandaşlar da diyor ki işte özgür ben ne dedim? Siyaset yaptım ben onun için başım çok yandı. Evet. Niye başınız yandı? Konuşmaktan çekinir. Peki bugün bir seçim? Dışındakilerine oy kullanmasınlar. Ben buna kesinlikle karşıyım. Ya oradaki insanlar, orada doğan gençler olsun, 18 yaşında olsun, Türkiye ile bir alakası yok. Aile tarafından gidiyorlar, alıyorlar, çıkıyorlar. Şu partiye bas diyorlar. Bastığı zaman da buradaki insanların kaderiyle oynuyoruz kardeşim. Ben ona karşıyım. Yurt dışındakine kesinlikle oy kullanmaması lazım. Neden söyleyeyim? Abi ben sana, benim ailemin %80 Almancı. Almancı. Düzgün bilmiyorlar. Benim yeğenim geçen sene Türkiye izine geldi. 3000 lira geldi. Kendisi istedi. 3000 lira şu an ne ediyor? 60-70 bin lira para ediyor. Yani yaklaşık olarak 3 haftalığına geldi. 3 hafta 60 bin lira para. Ben buradan Zonguldak'a gidemiyorum. Ben Zonguldak'a gidemiyorum. Niye biz böyleyiz abi işte? Bizim vatan. Sen dedin ki işte hoş geldin tekrardan. Yurt dışından geldin. Abimiz diyor ki ben diyor. Yalnız sizi de çok sıkı takip ediyorum. Teşekkürler. YouTube'dan sizi çok takip ediyorum ben. Ya demokrasi yok. Ondan sonra genellikle sizin buraya Suriyeliler çok geldi. Göçmenler çok geldi. Elini koparan geliyor. Ama sana şunu söyleyeyim mi abi? Ben yaklaşık olarak 15 senedir İstanbul'lardayım. Şu anda İstanbul yaklaşık olarak belki sen daha iyi 5,5 milyon yakın Suriyeli var. Doğru mu? 5 diyorlar, 3 diyorlar, 8 diyorlar, 10 diyorlar. Şu anda Taksim meydanına gidin. Benden fazla Suriyeli var. Aynen katılıyorum. Çünkü neden? Mesela Hollanda'da yaşıyorum. Orada gelen mülteciler çoğu gelen Suriyeli hep eğitim insanları aldılar. Çünkü ben onun şahidiyim. Bir dişçi var mesela bizim burada. Dişçi Suriyeli. Mühendisi geliyor, şunu bunu geliyor. Yani boş adamları almadılar oraya. Almadılar. Boş adamları almadılar. Genelde eğitim. Ama eğitimsizleri burada bıraktılar. Yani zor ya. Burada bilmiyorum da yani burada yaşamak zor yani. Gerçekten zor yani. Söyleyeyim abi. Biz şeydi, uzaya gideceğiz abi. Yakın az kaldı. Uzay dediğiniz gibi. Hadi kolay gelsin. Aynen. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Uzay. Peki abi. Yurt dışından geldiğin için de soruyorum sana. Bazı vatandaşlarımız da yurt dışından gelenler her şey iyi diyorlar. Yalan söylüyorsunuz diyorlar. Aslında ulan yalan söylüyorlar. Çünkü ben orada konuşuyorum hepsinle. Yaşadıkları memleketi kötülüyor. Aynen dediğim. Geliyorsun diyorsun. Türkiye diyorsunuz. Çok güzel diyorsunuz. Ucuz diyorsunuz. Ama oraya gittiğiniz zaman da diyorsunuz ki ya işte böyledir, şöyledir diyorsunuz. Dedim dürüst olun biraz dedim ya. Biraz dürüst olun. Ya bunlar biz konuşuyoruz burada. Abi diyor işimize gelince laflarımızı ediyoruz diyor. İşimize inanmayın kardeşim. İnanmayın. Eğer bir tanesi yurt dışından geliyorsa burayı, ya Türkiye tabii cennet. Ben Türkiye'yi tabii seviyorum. Benim ülkem çünkü. Geziyorum, dolaşıyorum, her şeyimi yapıyorum. Ama sen gel buradaki insanları düşüneceksin. Ya buradaki insanları sen düşünmüyorsun. Geliyorsun orada diyorsun Türkiye cennet. Tamam. Niye düşünülmüyor? Düşünülmüyor abi. Adam cebini düşünüyor. Düşündüğü bir şey yok yani. Güzel kardeşim. Yok yani. Gelip cebine 1000 euro koysa burada 1 lirası 1 eurosu 17 lira. Şöyle olsa euro düşsün şöyle bir 2 TL'ye düşsün. Hepsi isyan ederler. Misal diyorum 2 TL'ye düşsün. Hepsi isyan ederler. Hepsinin hoşuna gidiyor. Euro çıktığı zaman geliyorlar buraya. Bol bol harcıyorlar. Şey yapıyorlar. Havasını atıyorlar. Çekiyorlar gidiyorlar kardeşim. Asıl öyle değil. Ülke şu anda bitik durumda. Ya ben 2 gündür geziyorum burada. İnanın ki yani burayı gezmiyorum. Ben genellikle Kadıköy tarafında oturuyorum. Oraya bakıyorum. Ya zor abi ya. Sizin için de pahalı geliyor mu artık abi? Ya ben geliyorum burada bir ay tatilimi yapıyorum. Ya bize göre pahalı gelmiyor. Bana göre pahalı gelmiyor. Açık söyleyeyim bana para gelmiyor. Ama burada yaşayan insanlar için gerçekten de pahalı yani. Yılda kaç defa tatile gelebilir? Valla ben senede 2 kere tatile geliyorum buraya. Bir Mart'ta geldim. Bir de şimdi geldim. Ha geziyoruz. Ha adam diyor ki ben Avrupa bitmiş.
bitmiş diyor. Ya bitmişse o zaman nasıl geliyorsun burada tatil yapıyorsun kardeşim? Bavul bavul eşyaları burada alıyorsun, oraya götürüyorsun. Oradan da markaları giyiyorlar, geliyorlar böyle. Ya diyor Avrupa bitmiş. Ya nasıl bitmiş ya? Hollanda hükümeti pandemide öyle bir yardımlar etti ki. İnanılmaz derecede yardımlar etti. Çalışmaya devlet maaşını veriyor, kira yardımı veriyor. Diyor ki kira diyor 1000 lira diyor. Tamam 1000 lira ama kardeşim adam bunu 300-400 aslında devlet yardım ediyor zaten. Etmiyor değil yani. Bunu niye inkar ediyorlar abi? Abi çok inkar ediyorlar. Çok inkar ediyorlar. İnkar, aşırı derecede inkar ediyorlar. Ya biz gittim burada konuşuyoruz bunlarla. Orada biz arkadaşlarımız var. Konuşuyoruz. Ya diyorum sen diyorsun burada diyorsun. Ya şunu söyleyeyim. Seçim olsun mesela. Geçen sene Hollanda'da seçim vardı. Hepsi gidiyorlar. Sol partilere oy veriyorlar. Ama buraya geldikleri zaman sağ partiye veriyorlar. Bunun anlamını söylüyoruz. Cevap veremiyorlar. Ya onun için gerçekten de. Gerçekten cevap veremiyorlar. Neden hani neden böyle yapıyorsunuz? Dedi. Abi konuşuyoruz. Hepsinde konuşuyoruz. İnan ki sizin aslında gelip orada bir röportaj yapmanızı istiyoruz. Gelin orada bir röportaj yapın. Ya burada röportaj yapın. Oraya bir gelin. Hepsi yani geçim çok güzel. Rahat yaşıyorlar. İstediği eti alıyorlar. Yiyorlar. İçiyorlar. Ondan sonra diyor Avrupa bitmiş. Avrupa bittiyse sen geliyorsun burada. 1,5 ay tatil yapıyorsun be kardeşim. Gelin dediğimiz zaman o zaman. Ha, gelin abi. Niye gelmiyor? Abi diyoruz aynısını diyoruz. Gelin diyorum kardeşim. Gelin burada 12 saate asgari ücretle 4500-5000 TL çalışın. Gelin yaşayın burada diyoruz. Ya abi çocuklarımızın eğitimi burada işte diyor. Gelemeyiz diyorlar. Şudur budur devamlı. Hollanda'da 12 saat çalıştırırlar mı? Ya şimdi Hollanda genellikle 8 saat. 8 saati geçti yani saat 8.30 akşam 5. 5'i geçtiği zaman kesinlikle çalıştırmıyorlar. Ya çalışsan bile %200, %300 zam oranında alıyorsun, maaşını alıyorsun. Ama orada yani 12-13 saat öyle bir şey yok yani. Adalet ve hukuktan da bahsediyorum. Aynen öyle. Neden kayboldu efendim sizce buradaki adalet ve hukuk sizin? Onu bilemem ben niye kayboldu ama yani burada bir kere ya haksızlık çok var. Yani tek adam rejimi var. Ondan sonra insanlar ne bileyim yani adalet olmadan diğer hiçbir şey olmaz ki zaten. Öncelikle adalet olacak. Orada Avrupa'da adalet var. Kimse kimsenin hakkını yemiyor. Her insan, herkes devlete maaşını alıyor. Çalışan parasını alıyor. Yani orada yaşam iyi. Ama burada zor ya. Gerçekten burada zor. Oy kullanıyorsunuz. Hayır ben kullanmıyorum oyunu. Kullansaydınız kime? Ha, buranın vatandaşı da değilsin. Ben burada kullansaydım oyunu HDP'ye verirdim. Neden abi? Çünkü HDP'yi çok iyi görüyorum ve çok haksız da uğradı. Selahattin Demirtaş boş boşuna içeride yatıyor şu anda. Haksız daha çok uğradı parti olarak. Her yerde kayyum atandı. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Ya ben olsam onu veririm yani. HDP'den başkasına vermem yani. Abi sana da soralım. Abi merhaba. Merhabalar abicim. İyi günler. Sağ olun size de hayırlı günler. Ben dışarıdan Almanya'dan geliyorum. Oo, hoş geldin sağ abi. Ol, sağ ol. Az önce de bir abimiz Hollanda'dan geldi evet. İşte. Yani benim sıkıntım Büyükşehir Belediyesi olmasına rağmen göbekteyiz İstanbul'un has göbeğinde. Hiç yürüyen merdivenler yok sakatlar için. Eşim sakat. 3 kişi zor çıkardık yukarıda. Hatta 2 kişiye ben yardım ettim el arabalarıyla. Engelli vatandaşlarımız engelli, için bir ayrıcalık olsun istiyorum. Ayrıcalık olsun istiyorum. Yürüyen merdiven olabilir, herhangi şey olabilir. Yani siz kendiniz de görüyorsunuz merdivende. Hatta resmini çektim ben Facebook'a koyacağım. Yani bunu bir önlem bir şey alınması lazım. Yani ben de bilmiyorum da benim görüşüm. Yo doğru söylüyorsunuz. Çünkü kesinlikle bu vatandaşlarımız yabancı, da var. Aynen. Yabancıların tam olarak olduğu yer. İki kişiye ben kendim yardım ettim. Eşim ayından rahatsız. Ona yardım ettik. Abi şunu soracağım. Almanya'dan geldiğin için. Almanya batıyor mu ya? Aşağı ekonomik durum hemen hemen Avrupa burası gibi. Nasıl abi? Bizde %75. Sizde %9. Batma olayı yok da ama hayat pahalı ya Avrupa'da da aşağı. Ne kadar pahalı abi? Sizde. Yani 1 euroluk ürün ne kadar oldu? 1 euroluk ürün 1.80 oldu. 1.80, 1.90 falan çıktı ama inim çıkışlar var ya. Yani. Abi bizde 1 liralık ürün 5 lira oldu. O nasıl? 5 lirada kalır ama bizim Avrupa'da öyle değil. Bizde kalmıyor abi. Bizde her gün. İşte onu demek istiyorum. 1 liralık ürün mesela atıyorum 1.20 olduysa veya 2 lira olduysa ertesi ay onu mesela 1.50'ye 1.40'a alma şansım var. Bir düzenleme yapılıyor. Aynen. Ama burada niye böyle? Ölüme karşı. Vallahi Türkiye'nin ekonomisini fazla bilmediğim için şimdi de desem yalan. Ben 10 sene üzerine geldim mesela Avrupa'dan. Burada mı yaşıyorsunuz? Gidip geliyor musunuz? Almanya'da yaşıyorum. Frankfurt'ta. Almanya'da kalıyorum. Nasıl görüyorsun abi? Fiyatlar sence pahalı mı? Pahalı. Türkiye'de çok pahalı. Evet şu anda pahalı. Dostunuz, akrabanız, eşiniz, dostunuzla konuştuğunuz zaman neler söylüyorlar size? Ekonomi hakkında, yaşam hakkında. Ekonomi yaşam hakkında nefes alamıyorlar. Yani herhangi bir kişi çalışmış olsa mesela Avrupa'da geçinebilirsin ama Türkiye'de geçinme şansın kesinlikle yok. Sen diyorsun ki abi geçinebilirsin. Almanya'dan bazı Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşlar diyor ki geçinemezler. İhtimali yok. Biz de orada sürünüyoruz diyor. Yok onlar yalan söylüyor. Niye yalan söylemeyi tercih ediyorlar? Ben de anlamadım da ama normal olarak mesela oranın devleti yardım ediyor. Ev kirasını veriyor.
izin parasını veriyor, giyim parasını veriyor, daha neyse. İzine gelecek adam durumu yok. Sosyalamp'tan geçiniyor diyelim. Devlet yardımı alıyor. Atıyorum 300 lira, 400 lira bir parası veriyor, izin parası veriyor. Senede iki sefer yardım parası veriyor. Yani yaşatmaya çalışıyor. Aynen, yaşatmaya çalışıyor. Halkını korumaya çalışıyor. Ya yani bu kadar nankörlük ben şey yapamıyorum. Ama nankörü de bize diyorlar. Şükürsüzmüşüz biz abi. Vallahi ben gerçekçiyim. Rahmetli babam da olsa yüzüne söylerim. Ama onlar namkörsüz abi. Diyorum ya, izin parası veriyor. Giyim giyecek parası veriyor. 15 günde bir alışveriş parası veriyor. Aldi maldi mesela, burası Vim Vim gibi burada mesela. Bu parayı veriyor. 50 liralık 100 liralık çek veriyor eline. 100 liradan da iyi şeyler alırsın. Orada alabilirsin yani. Normal olarak bir evin geçimini sağlayabilirsin. 100 liraya burada ne alabilirsin? Vallahi hiçbir şey alamazsın diye düşünüyorum. Bir bakan sigara olmuş mesela 35-40 lira. Yani biraz geçim şartları tabii ekonomik Türkiye'de çok pahalı. Peki abi, hiç gelmeyi düşündün mü Türkiye'ye yaşamak için? Allah nasip ederse 2 sene sonra döneceğim. Yeni emekli oldum. Allah nasip ederse gelmeyi düşünüyorum. Bazı vatandaşlarımız da işte biz diyor ki gelemeyiz, köklendik orada. İşte sağlık durumunu atıyorum, benim eşim şu anda mesela rahatsız. Şu durumu gördüğüm halde ben şimdi tek başım olmuş olsam, Allah'tan yanımızda baldız var, o yardım etti. Bir vatandaş yardım etti. Ben öbür vatandaşa yardım ediyorum. Engelli arabasını çıkarmaya uğraşıyorum. O yüzden orada öyle olmadığı için oradaki halk bu yüzden geldi. Oy kullanıyor musun abi Türkiye'de? Kullanıyorum. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kurdun? Vallahi hangisi iyi yönetirse onu versin. Ben Tayyip'e verebilirdim. Ama varsa bir kafalı adam da onu tercih ederdim. Ama fazla politikayla şeyim olmadığı için. Ama benim görüşüm Tayyip AK Parti. Ama şikayetlerin de var abi. Birazcık da tezat düşmüyor mu? Ya işte gelir kaynağın düzenlemesinden dolayı kaynaklanıyor benim görüşüm. Düzeltebilir mi diyorsun? İstese düzeltebilir. Niye istemiyor o zaman? İnşallah bir dahaki seçime kadar düzeltir. Seçimlerde mi artık? Seçimlerde de düzelmezse ne olacak? Vallahi onu sizler daha iyi bilir. O kime gidecek o zaman? Ben şimdi şey yapamam. Ne hakkında röportaj bu da yapıyorsunuz ya? Ekonomi abi. Normal. Ney normal? Ya normal ekonomi ne var? Zamlar mı normal? Ya zamlar bugün vardır, yarın yoktur. Önemli olan vatan, tamam mı? Abi bugün var, yarın da var zam. Geçer, onlar önemli değil. Nasıl geçecek abi? Zamlar bir gün olacak, bitecek. Enflasyon da biter. Önemli olan vatan. Abi nasıl bitecek? Biter canım, Allah Allah. Elbet bir gün bitecek. Bugün Yunanistan'da var, Amerika'da bu enflasyon %8 oldu. Her tarafta zam var. Bizde kaç abi? Bizde %30. 30 mu? Yanlışım var. Yanlışım var. %40. Yanlış. Ya, söyleyeyim mi abi? Dışarıdan gelmedim canım. Ben buranın adamıyım ya. Ben söyleyeyim mi abi? Enflasyonu %75. Ya, o da TÜİK'in açıkladı. Bak, onlar düzelir. Önemli olan vatanın düzgün gitmesi, tamam mı? Abi vatan nasıl düzgün gitti? İşte Amerika şeye geldi, Yunanistan'a geldi. Orada hazırlanıyor. Ondan sonra Suriye de hazırlanıyor yani. Önemli olan vatan. Biz bunlarla mı abi kendimizi avutacağız? Kendimi avut etme meselesi değil. İki nasıl gün sonra değil? İşgal etti mi görürsünüz o nasıl zaman. Nasıl işgal etti? Neyi nasıl işgal edecek ya? Tükürüğümüzle yani, boğduğumuz hayır, Yunanistan mı? Hayır, tükürüğünüzle boğduğun değil. Biz Yunanistan'ın İç Anadolu vilayetinin bir çizgisinden alırız. Ama iş orada değil. Nerede? Adamlar geldiler, işte orada gözdağı veriyorlar yani. Abi bize istedikleri kadar gözdağı versinler. Ne olabilir hiç ki? Hiçbir şey yapamaz ona. Herhalde alırsın. Türk milletini duyurmuyorlar o zaman. Tabii. Bizim bir İç Anadolu bölgesi Kayseri, Konya, neydi? Yunanistan alır yani. Böyle. Abi Kayseri, Konya'yı boş ver ya. Gençleri yeter bu ülkede. İstanbul'u saymıyorum. İşte gençleri kandırıyorlar. Vay Z kuşağısın. Vay nasıl kuşağısın. Kandırılıyor Z kuşağı diye özgürlük vereceğiz size diyorlar. Ne bileyim ne. Özgürlük müzgürlük. Bundan iyi özgürlük olmaz hemşerim. Nasıl olmaz? İki önceden bakın sene 80'den önce sağ sol diye ayrım yaptılar. Evet. Şimdi de Z kuşağı diye ayrım yapıyorlar. O da menfaatleri için yani. Kim yapıyor o zaman bu Z kuşağı ayrımı? Ya işte siyasiler yapıyor yani. Kim yapıyor? Ekonomi iyi dedin de abi. İyi olan düzelir. Şeyleri söyler misin? Abicim düzelir. Sen bak düzelir başka bir şey. Düzelir. İyi gördüğün şeyleri soruyorum. Abi her şey. Türkiye'de her şey yani. Nasıl iyi abi? Her şey düzelir. Pahalı değil mi? Ya pahalı. Benzin olmuş ya. 28 lira. Benzini nereden alıyorsun sen Suriye'de? Bundan 6 ay önce Suriye'den, demiyordun öyle. Bak Suriye'den almıyorsun. Arabistan'dan geliyor, Rusya'dan geliyor benzin. İşte arabaları görüyorsun. Niye bak, Arap kardeşlerimiz bize bak, niye o zaman ucuz ya, vermiyor? Ucuz da veriyorlar yani. Nasıl o zaman 28 bak ya? Amerika'da, Almanya'da şimdi adam benzin bulamıyor İtalya'da. Yalan abi. Yalan değil. Yalan. Yalan değil. Bak ne çok ne söylüyor. Yalan. Hayır yalan değil. Hiç yalan yalan değil. Almanya'da benzin yok mu? Gelsin. Vallahi abi Almanya'dan hayır gelmiş. Hayır gelsin. Orada da aynı şeyi çekiyorlar yani. Enflasyon. Ya abi yalan enflasyon. Diyor.
Enflasyon olmuş %15 Almanya'da. Hayır abi. Abin bilmiyor sen. Neydi? Nasıl bilmiyor? Tabii, Almanya ya. Abinin anlattığı gibi mi? Benzin yok. Ya, her şey ya. Zor. Yok mu dedi? Yok dedi. Orada da yokluğunu çekiyorlar. Kardeşim. Ya ekonomik durum tabii orada da var ama yokluk diye bir şey yok. Yokluk yok mu? Bugün senin var ya Amerikan'da yokluk bile. Yokmuş bak, abi. Bak Amerikan'da bile ekonomi zorlaştı yani bile. %10. Bak küresel kriz. Ondan sonra hava sıcaklarının artması. Ya abi bundan önce de hava sıcaklar. Hayır. Ne alaka var? Yaz ayındayız. Bak bunlar bırakalım ya. Yanlıya abi şey onu bırakalım, bunu bırakalım. Ha. Her şey düzelecek diyorsun ama düzelebileceği şey ha. Yok. Anlamadın mı siz dediğimi? Anlamadım ben duymadım tam. Her şey çok iyiymiş abi. Nerede çok iyi? Burada. Burada mı çok iyi? İstanbul'da her şey çok güzel olacak dediler. Hiçbir şey güzel olmaz. Abi biraz şey yapıyor ya. Neresi ya? Ya şurada bir tane Türk vatandaşı var mı kardeşim? Hepsi Arap yabancı var ya. Şurada baksana ya. Abi de Hollanda'dan geldi. Abi. Bir tane şurada Türk vatandaşı geldi. Şurada alışveriş yapsın kardeşim. Anladın mı? Ben Hollandalı ben şey değilim. Ben Türk'üm ya. Tamam abi Hollanda'dan geliyorum. Ben. Senin söylediğin yok oralarda da varmış. Buralarda da abiler diyor ki yok öyle bir şey. Varmış orada. Bak o. Hala var. Abi sen kaç kere gittin oraya abi? Ben Hollanda'ya gittim. Belçika'ya gittim. Bir sefer iki sefer gittim. Almanya'ya da gittim. Tamam. Yalnız var ya orada senin hastalığına bakmıyorlar Almanya'ya. Nerede bakmıyorlar abi? Şey Hollanda'da bizim hastamız vardı. Uçakla şeye geldi. Ankara'ya getirdiler abi, onlar yani. Hepsi reklam ama. Neyi reklamı ya? Bırak. Bakın şimdi. Ya kardeşim burada yaşıyor. Adalara helikopter iniyor mu hastayı çıkarmak için? Orada yaşıyoruz. Bak ya, orada hep reklam amacı böyle bir iki hastayı böyle getirdiler koydular buraya ondan sonra bütün insanlar diyor. Kardeşim orada biz 24 saat yaşıyoruz. Önceden bunlar yoktu. Ne yoktu? Senin hastanede hastana bakacak şey doğru dürüst doktor yoktu yani böyle. 4 kişi bir yatakta yatıyordu. Şimdi var mı? Var. Bir seneye döndü alamıyorsun. Ya gidip gelip şey yapmayın bir de. Var mı? Şimdi var mı hastanede doktor? Gel arayalım. Gel bir şey söyle arayalım şimdi. Trendi olabilir arayalım. Saygılı konuş. Önce arayalım. Saygılı konuş. Arayalım. Arayalım mı? Arayalım mı? Randevu alabilecek misin? Var. Her şey var. Arayalım mı? Randevu alabilecek misin? Bir aya. Bir aya randevu alsana işte dinleyeceğim. Senin baban doktor olsa bundan iyisini bulamazsın. Bir gözümde katarak yeni oldum. İki senede o da yine adam buldum. Araya adam buldum. İki senede olamadım. Parayı verdin de 1 milyon liraya katarak ameliyat yapıyorlar ya. Sen ne diyorsun? Nerede 1 milyona yapıyorlar? Ben yaptırdım. Dünya Koç Hastanesi'nde. Özel abi orası. Ha, özel ise işte var nerede para diyor yerlerde. Emekliyim ben. Ben şimdiye kadar aidat ödedim, vergi ödedim biliyor musun? Ben de emekliyim, evimi aldım, arabamı aldım, her şeyi yaptım. Ben esnaftım, vergimi ödedim. Kaçta aldınız bunları? He? Sene kaçta aldınız bunları? Nasıl sene? Arabanız şeyiniz sene kaçta aldınız abi? Ki 10 sene önce aldım yani böyle evimi, her şeyimi aldım yani böyle. Sinirlenme. Hiç geliyorlar dışarıda, Avrupa'yı bilmezler, gider orada, gelirler buraya. Sinirlenme. Sen anlatıyorum. Mecbur sinirleniyoruz, kötü durumdayız. Babanın oğlu değil. Ülke bitmiş, ülke bitti. Battı ülke. Batmaz. Hiç batmaz. Neye batacak? Aç geziyor insanlar. Bir simit 4 lira be. Alabiliyor musun? Niye 4 lira bir simit. Devlet sana 5 milyon lira aylık öder yani. 5 milyon lira. İki doktor abi. Yalıyor çünkü. Ben alıyorum. AKP'li gel ne olursa olur. Ben alıyorum yani böyle. Bak hacım bir şey diyor. Bunlara dünyaya verse bunlar at. Koşu doymaz bunların. Aynen öyle. Hacım her şey iyi mi? Koşu doymaz. Her şey. Her şey Türkiye'de. Nasıl iyi abi? İyi gördüğünü söyle diyorum işte sana. Gençleri kaldırıyorlar işte. Z grubu Z. Çıkartabilir misin? Tamam. Besse var gözümde görürüm yani. Onu affedersiniz atlara da bak dakarlar atlar aynı böyle bak. Gözüyle bakıyorsunuz. Bu yani ülke aynı atlar. Anladın mı? Şu sistem şu euro döviz yurt dışına çıksa bakın ya bugün kalmazlar ya. Bugün Türkiye, kalmazlar ya. Türkiye'yi işgal edecek. Kim işgal ediyor abi? Kim işgal ediyor? Ya bırak baba ya. Abi, bırak ya. İşte böyle cahil çocukları kandırıyorlar tamam mı? Gençler bunu cahil babası. Onlar camil. Geleceğin camiller bilim adamı. Cahil adam sizsiniz. Yok yok. Evet. Esas cahil sizsiniz yani. Hazır mı karşılıyoruz? Hadi iyi günler. Gençlere cahil. Utanın bir kere onlar cahil ya, demek için. Utanın. Beni kaç kandıramazlar. Beni kandıramazlar. Sen zaten ama, kandıramazsın ki. Ama cahiller kaplamış. Seninkini akrep kaplamış. Seninkini örümcek kaplamış. Hadi.